Merhaba arkadaşlar. Çok soruluyor. Bu soruları tekrar bir özet haline geçeyim dedim sınav öncesi, sınav günüyle alakalı. Kıyafet şartı var mı? Kıyafet şartı yok arkadaşlar. Tabiri caizse çıplak gelmediğiniz müddetçe problem yok yani. Yani dekolte giyinebilir, kapalı giyinebilir. Sonuçta normal bir kıyafetle gitmenizi tavsiye ediyorum bu arada. Çok da aşırı böyle uç giymenizi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Sınav gözetmenleri kıllık yapar, bir şey olur falan filan. Bence tehlikeye atmayın yani. Terlikle gider miyiz? Hatta parmak arası terlikle gider miyiz diye soru geldi. Gidersin. Ya yalın ayakta gidebilirsin arkadaşım. Sıkıntı yok. Çıplak ayakla da gidebiliyorsunuz yani. Önemli değil. Şortla da gidebilirsin. Terlikle de gidebilirsin. Pantolonla da gidebilirsin. Etekle de gidebilirsin. Ya bir şekilde git de nasıl gidiyorsan git. Kimlik fotoğraf. Şimdi şu fotoğraf olayı. Başım açık kapandım. Olur mu? Olur. Başım kapalıydı. Açtım. Olur mu? O da olur. Saçım uzundu. Kestirdim. İstersen kel ol. Yine olur. Keldim. Saçımı uzattım. Sıkıntı yok. Yine olur. Önemli olan burada yüzünün net olması arkadaşım. Yüzün net şekilde gözükecek. Burada erkek adaylar özellikle şunu uyarıyorum. Erkek adaylardan fotoğrafta tıraşlı olup da daha sonradan sakal falan bırakan arkadaşlar dikkat etsin. Çok fazla böyle bir benzemezlik gibi durum olursa gerekirse tıraş olsunlar tekrar. Çünkü gözetmen orada sınav salon başkanı ya da gözetmen artık her kimse yani inisiyatif kullanabiliyor arkadaşlar. Ya ben seni tanımadım diyebiliyor yani. Ya sen bunu fotoğraftaki benzemiyorsun diyebiliyor. Lütfen buna dikkat edin. Ya hafif sakaldan şurada bundan bir şey yapacaklarını düşünmüyorum da. Yine dikkatli olmakta fayda var. Sınav giriş belgesi buraya geçmeden önce kimlikle ilgili. Kimlik. Yeni TC kimliği zorunlu değil. Eski nüfus cüzdanınızda fotoğrafınız düzgün duruyorsa, soğuk damga varsa arkadaşlar TC kimlik zaten yazıyordur. Problem yok. Kullanabiliyorsunuz. Yeni kimlikte de zaten yine sıkıntı yok. Fotoğrafınız belli, benziyor olacaksınız. Sıkıntı yok. Pasaport da olabiliyor bu arada. Bunu da söylemiş olalım. Süresi bitmiş pasaport olabiliyor tabii bu arada. Onu da söylemiş olayım. Başka. Sınav giriş belgesi renkli siyah beyaz fark eder mi? Fark etmez arkadaşım. Renkli ya da siyah beyaz. Yatay ya da dikey A4'te çıktı al. O da önemli değil. Önemli olan çıktı al. Ama aldığın çıktı da fotoğraf gözükecek. Fotoğraf çok koyu çıkmayacak. Çok açık da çıkmayacak. Fotoğraf bir şekilde belli olsun arkadaşlar. Net gözüksün. Anlatabildim mi? Mümkün olduğunca. Buna dikkat edin lütfen. Sınav giriş belgesinde. Bakın sınav giriş belgesi ve kimlik olmadan ya da eski nüfus cüzdanı olmadan sınava giremezsiniz. İkisinden biri eksik olduğu zaman yine giremezsiniz arkadaşlar sınava. İkisi de yanınızda olmak zorunda. Emanetçi olur mu? Ya işte emanetçi olur mu sorusuna cevap. Şimdi genelde yanında işte diyoruz ya metal eşya yasak, anahtarlık falan yasak. Bu tip şeyler yasak arkadaşlar biliyorsunuz. Metal çerçeveli gözlükler de yasak. Metal çerçeveli böyle kalın metal çerçeveli gözlükler de benim bildiğim yasak. Onlara dikkat edin lütfen. Normal ince çerçeveli gözlüklere sıkıntı olmuyor onu biliyorum. Arkadaşlar emanetçi normalde oluyor okul kenarlarında ama şimdi sokağa çıkma yasağı uygulayacaklar için şüpheli ediyorum. Ya büyük ihtimalle sokağa çıkma yasağı saat 9'dan sonra 9.30'dan sonra başlayacağı için büyük ihtimalle sorun olmayacağını düşünüyorum. Ben emanetçi bulacağınızı düşünüyorum. Ama ne olur ne olmaz yine bence yarın bir yani sınavdan bir gün önce sınava gireceğiniz okulu bir gidin görün. Orada okulun yakındaki emanetçi pozisyonda kullanabileceğiniz dükkanlara falan bir konuşun. Sıkıntı var mı? Yarın dükkan açacaklar mı açmayacaklar mı gibi. Anlatabildim mi? Bunu bir sorun. Kendinizi bir garanti alın derim. Ama mümkünse de sınava tek gitmeyin arkadaşlar. Yani yanınızda bir arkadaş gitsin ya ya da bir yakınınız gitsin yani. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Sınava normalde bir yakınıza gitme hakkınız var. Ama arabayla gidiyorsanız, kendi özel aracınıza gidiyorsanız ya da başka arkadaşın özel aracıyla gidiyorsanız o da sizi yanınıza gelebiliyor. Bunu biliyorum yani. Bunda sıkıntı çıkarmıyorlar. Bunu da bilmiş olun. Peki sınavda peçete kalem muhabbeti. Arkadaşlar sınavda peçete dağıtacaklar. Kalem tıraş, silgi verecekler. Şeker soru işareti. MSÜ'de şeker vermemişler ama ben YKS sınavında şeker verilecek diye biliyorum. Hatta ben tekrar bir baktım, kontrol ettim. Bakın, ÖSYM'de temel kurallar var. Bakın gördüğünüz gibi. Bak ne diyor? Kurşun kalem, silgi, kalem tıraş, şeker, peçete. Vereceğiz diyor ama ya şeker vermezse de ölmezsiniz herhalde. Bilmiyorum.
Yani şu anda durum bu. Bunlar olacak arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Yanımda fazla peçete götürsem olur mu? Götürme, bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey yok. Yani illa götürme ya da götür demiyorum. Ama oradaki peçete elini işini görür diye düşünüyorum. Hava çok çok sıcak olmadı müddetçe. Ya da olacaksa da elini ne yapacaksın? Üstünde giydiğin tişört, işte neyse etek ya da pantolon. Ona sileceksin arkadaş. Yapacak bir şey yok. Kimi de şunu soruyor. Hocam ben kulağıma işte bir şey tıkayabilir miyim? Pamuk falan filan. Yasak arkadaşlar. Bakın kulağınıza pamuk tarzı bir şey tıkamayın sinema salonunda. Eğer bu fark edilirse size kopyacı muamelesi yapabilirler. Yapmayın bunu. Mümkünse peçete ve masanın üzerindeki olan peçeteyi alın. Peçeteyi kıvırın. Kulağınızı tıkayın. Mesela bu bir çözümdür. O yüzden pamuk tarzı şeylerden dikkat etmenize fayda var. Ne olur ne olmaz. Sınavda rahatsızlık edici durum olursa ne yapacağız? Bakın böyle bir durum olduğu zaman işte birisinin konuşması ya da gözetmenlerin kendi arasında konuşması ya da sınav esnasında bir öğrenci bir arkadaşın sırayı sallaması, tuhaf tuhaf sesler çıkarması ya da önünüzde ya da iki sıra önünüzde oturan kişinin saçlarının çok uzun olup sizi rahatsız etmesi gibi gibi gibi. Ya da bazı bayan gözetmenler yüksek topuklu ayakkabı geliyor ya da erkek gözetmenlerden köstekli ayakkabı, köstekli demişim, özür diliyorum. Şimdi unuttum. Köse ayakkabılar, köse şeyli ayakkabılar giyiyorlar. Taktuk taktuk ses çıkartıyor. Bu tip durumlarda arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şudur. Elinizi kaldırıyorsunuz gözetmene doğru. Gözetmen sizin yanınıza geliyor. Ve gözetmene durumu izah ediyorsunuz. Kısık bir sesle, yüksek bir sesle konuşmayın. İnsanları rahatsız etmeyin. Gözetmene gerekli şeyleri, tedbirleri almak zorunda. Çünkü gizli orada kamera var. Her şeyi kayıt altına alıyor. Sesli ve görüntülü şeklinde. Ya, velev ki böyle bir şey oldu. İki gözetmen de sizi dinlemedi. Sınavdan sonra 24 saat içerisinde ÖSYM'den kendi kullanıcı adı şifrene de girip şikayet etme hakkınız var. Şikayet edebiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Sınav günüyle alakalı. Lütfen stres yapmayın. Sıkıntıya girmeyin. Kendinizi bence rahatlatın artık. Elinizden geleni yaptınız. İnşallah başaracaksınız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar.